Tamam. Bir iki dakika daha bekleyelim. Gelenler oluyor. 30-32'de başlayalım. Son dakika gelenler var çünkü. Evet, yeni eklenenler durdu sayılır son birkaç dakikadır. Dolayısıyla sesim geliyorsa sunuma başlıyorum. Sanırım bir sıkıntı yok. Evet, bugün 13 Şubat tarihi itibariyle ön formlarını almaya başlayacağımız tamam. SOGEP Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının bilgilendirme sunumunu yapacağım. Sunumun içerisinde SOGEP'teki ana başlıklar, öncelikleri ve programla ilgili detaylara değineceğim. Şimdi SOGEP programı nedir? Bakanlığın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Merkezi Bütçe Kanunu çerçevesinde kalkınma ajansları yoluyla güdümlü projeleri ancak sosyal konular üzerinden uygulandığı bir destek programı. Programın hedefi nedir? Yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiyi desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. Dolayısıyla projeleri de aslında programın hedefleri bağlamında düşünebilirsiniz. Yani hedeflere bakarken projenin yazacağınız projelerin de aslında başlıkları çıkıyor. Bu alanda düşünelim. Şimdi SOGEP'in başlıkları içerisinde yani bu konuların içerisinde birkaç tane önemli kavram var. Dezavantajlı kesim. Bunlar projelerin aslında hedef gruplarını gösteriyor. Kimler için yapacağınızı gösteriyor. Yoksullar, işsizler, yaşlılar, engelliler, kadın ve çocuklar gibi toplumun daha çok ekonomik ve sosyal hayata katılımında zorluk yaşayan kesimleri. Sosyal girişimcilik projeleri kavramını duyacağız. Bunlar da toplumsal bir sorunu ortadan kaldırmaya veya toplumsal bir ihtiyacı gidermek amacıyla işletme ve gelir modeli çerçevesinde yürütülen faaliyetleri içeren projeler, sosyal girişimcilik projeleri. Sosyal içerme projeleri de yukarıdaki dezavantajlı grubun ekonomik ve sosyal hayata katılımını sağlayan, bu kesimin yoksulluğunu azaltan, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi kendine geçimlerini sağlayabilecek destek olunmasına,
yaşlı, engelli kadın gibi dezavantajlı kesimin standartlarının, yaşam kalitelerinin yükselmesini ya da kamu hizmetlerine erişimlerini artırmaya, hizmet kalitelerinin artırılmasına sağlayan, bunlara fırsat veren projeler. Sosyal sorumluluk projeleri, kar amacı güden kuruluşların sosyal bir sorunu yukarıdaki dezavantajlı kesime yönelik olarak içerdikleri projeler. Sosyal sorumluluk projeleri diyoruz. Programda dört tane önceliğimiz var. Bir, istihdam edilebilirliği artırmak. İki, sosyal girişimcilik ve yenilikçilik. Üç, sosyal içerme. Ve dört, sosyal sorumluluk. Dolayısıyla hazırlanacak projelerin en az bir önceliğe hizmet ediyor olmuş olması gerekiyor. Öncelik bir de istihdam edilebilirliği artırmak. Biliyorsunuz 2022-2023 yılı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından genç istihdam yılı olarak tanımlandı. Dolayısıyla genç istihdam ve istihdamın artırılması ajansın projelerinde, programlarında önemli bir öncelik ki bu SOGEP programında da. Şimdi buradaki projelerin toplumun dezavantajlı kesiminin istihdama katılmasını kolaylaştırmasını hedeflemesi gerekiyor ve bu kesimin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini hedeflemesi gerekiyor. Genç istihdamı artırmak hedefi olmalı öncelik birdeki projelerin ve ildeki yani Ankara'daki ve Ankara'nın kırsalındaki ilçelerindeki ihtiyaçlara uygun nitelikli ve üretken bir beşeri sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler hazırlanması gerekiyor. Öncelik bir de. Öncelik ikiye baktığımız zaman sosyal girişimcilik ve yenilikçilik hedeflenmesi gerekiyor. Burada da sosyal girişimlerin kurulması ve kapasitelerin artırılması. Yine istihdam edilebilirlik ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi projelerin geliştirilmesi. Ve sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanında hizmet veren kurumların işleteceği ekosistem güçlendirilmesine yönelik merkezlerin, sosyal laboratuvarların ya da kuluçka ya da hızlandırıcı programların kurulmasına, uygulanmasına yönelik projelerin olması gerekiyor. Öncelik 2'deki projelerde. Öncelik 3'te sosyal içermeyi hedeflemeli projeler. Burada sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılması hedeflenmeli. Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi. Yine bu kesime sunulan hizmet kalitesinin artırılması ve dezavantajlı çocuk ve gençlerin yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknoloji kullanım becerilerinin artırılmasına yönelik yenilikçi projeler bekleniyor. Öncelik 3'te. Öncelik 4'te ise sosyal sorumluluk projeleri olmalı. Burada diğer 3'ten farklı olarak kar amacı güden grupların başvurabileceği bir başlık burası. Dolayısıyla bu grubun yani kar amacı güden başvuru sahiplerinin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya yönelik projeler olmalı ya da programın öncelik alanlarına yönelik ya da bir sosyal sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve nitelikli projeler hedeflenmeli. Bunlar çevre sorunları olabilir, ekonomik problemler, kültürel ya da sosyal konular, göç, eğitim sorunları, fırsat eşitliği ve hayvan haklarına ya da sokak hayvanlarına yönelik barınma projeleri gibi projeler içermeli öncelik 4'te. Başvuru sahiplerine bakacak olursak, kamu kurum ve kuruluşları uygun başvuru sahipleri, kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar uygun başvuru sahipleri, birlikler ve kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, TTO'lar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgesi, iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri uygun başvuru sahibi. Ve sadece öncelik dörtte olmak üzere kar amacı güden tüzel kişiler. Bunlar kuruluşlar ya da sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi ve diğer program önceliklerine yönelik, affedersiniz, kar amacı güden kuruluşlar. Sadece uygun öncelik 4'te uygun başvuru sahibi olabiliyor. Ancak diğer 3 öncelikte iştirakçı olabiliyorlar. Başvuru sahipleriyle ilgili diğer mali destek programlarından farklı olarak başvuru sahiplerinin Ankara'da kayıtlı olmaları ya da merkezlerinin bu bölgede olması şartı aranmıyor. Ancak yürütecek olan tüm faaliyetlerin
Ankara bölgesinde yürütülüyor olması lazım. Yani projenin Ankara'da uygulanıyor olması gerekiyor. Başvuru sahibi kriterlerini sağlayan tüm kurum kuruluşlar ve özel sektör işletmeleri ortak olarak yer alabiliyorlar projelerde. Az önceki bahsettiğim hususun dışında. İştirakçı de söz konusu projelerde. Siyasi partiler dışındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler projelerinizde iştirakçı olarak yer alabilir. Programda proje başına asgari bütçe 1 milyon lira. Kamu kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için %10'luk bir eş finansman bekleniyor. Kar amacı güden kuruluşlar için ise %50'lik bir eş finansman oranı bekleniyor. Projelerin uygulanma süresi en fazla 18 ay. Değerlendirme sürecine kısaca bakacak olursak yine hani ajansın tanıdık yüzleri dolayısıyla aşinasınız projenin değerlendirme esaslarına. Dolayısıyla projelerin programla ilgililiği yani az önce söylediğim dört öncelikle olan ilgisi, yöntemi, sorunun çözümüne ilişkin yöntem, başvuru sahibinin kurumsal kapasitesi ve projenin sürdürülebilirliği ana kriterleri çerçevesinde projeler değerlendirilecek. Kapasite geliştirmeye yönelik olması ve sosyal etki düzeyinin yüksekliği projelerin değerlendirmesinde hani özel esaslar ve sosyoekonomik Ankara ili için sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi daha alt kademede olan ilçeler de projede öncelik verilecek. Bahsetmiştim 2022-2023 genç istihdam teması. Dolayısıyla gençlerin istihdamını içeren projelerin öncelikli olduğunu burada belirtmek isterim. Kadın ve engellilerin, gençlerin istihdamı yine esas. Yenilikçilik, ortaklık ve işbirliği boyutunun güçlü olduğu projeler önceliklendirilecektir. Sıfırdan bir inşaatın değil, daha atıl durumda olan kamu binalarının değerlendirilerek projede yer alması yine önceliklendirilecek projelerdir. Salt inşaat yatırımları proje için uygun maliyet de değil zaten. Az önce bahsetmiştim öncelik dörtte hayvan haklarının korunmasına yönelik sosyal sorumluluk projeleri yine öncelikli projelerden olacaktır. Hangi projeler desteklenmeyecek? Aslında hani desteklenecek projelerin açıklığına bakacak olursak temel sosyal hizmet sunumuna yönelik herhangi bir yenilikçi niteliği olmayan projeler desteklenmeyecektir. Salt, yurt dışı ziyaret, yurt dışı seminer, konferans, eğitim gibi hizmet kalemlerini içeren projeler önceliklendirilmeyecek. Sosyal yardım ve nakdi sosyal transferi içeren salt kalemleri bu şekilde olan projeler uygun maliyetler değil. İşte okul derslerinin takviyesi, etüt faaliyetleri gibi sınavlara hazırlık amacıyla yazılmış projeler uygun projeler değil. Sorunla ilişkilendirilmemiş, sürdürülebilirliği zayıf, sadece eğitim faaliyetlerine odaklanan projeler. Bir başka kurumun aslında yani başvuru sahibi kurumun rutin faaliyeti olan projeler uygun projeler değil. Hedef kitleyle arasındaki ilişki yok. Faaliyetler başka, hedef kitle başka. İlişki yok. Sosyal sorun çözülmemiş aslında. Ya da sosyal sorunun çözümüne yönelik analiz, araştırma, raporlama gibi projeler uygun projeler değildir. Bildiğiniz üzere herhangi bir fon kurumundan desteklenen, halihazırda desteklenen projeler ikinci bir fondan desteklenemez. Bu program için de bu kural geçerlidir. Ancak fazla bir projeniz vardır, etaplıdır. Birinci etabı örneğin Avrupa Birliği programıyla bitirmişsinizdir. İkinci etabı bu programdan destek alabilir. Öncelikle özgün içerikli olması gerekiyor. Gerçekten sosyal sorunların çözümüne hedef olması ve özgün içerikli olması gerekiyor. Yukarıda saydığımız önceliklerden en az birine ya da birden fazlasına hizmet etmeli yazılan projeler. Somut çıktıları olmalı ve sonuç odaklı olmalı.
Halihazırda ya da yani hazırlanmış bir analizi, araştırmanın sonucunda siz bu projeyi hazırlıyor olmuş olmalısınız. Bir fiziksel mekana ilişkin, yani projede bir fiziksel mekan kullanılacaksa bununla ilgili bir mülkiyet probleminin olmaması gerekiyor. Ve sıfırdan inşaatın değil, atıl binaların değerlendirilmesi gerekiyor. İşletme gelir gider yapısının net olarak tanımlanmış olması lazım. Satış ve pazarlamaya yönelik bir kurgunuz varsa projenin içerisinde bu analizlerin yapılmış olması gerekiyor. Ve pazar bağlantılarının da sağlanmış olması gerekiyor projenin içerisinde. Bütünlüğü olmayan faaliyetler, az önce bahsetmiştim, sadece temel hizmet sunumuna yönelik, sosyal yardım, işte bir dezavantajlı gruba nakdi transfer gibi ya da bir gruba sadece eğitim verilmesi gibi ya da başvuru sahibinin ya da hedef grupların yurt dışında gezi seminere katılması ya da hani sadece projenin eğitim içermesi uygun olmayan başlıklardan ve uygun olmayan projelerdendir. Şimdi bu programda şöyle bir yöntem izleyeceğiz. Bildiğiniz üzere projenin aslında başvuru formu ve hani belgeleri, bütçe ve iş planı daha ağır düzeyde. Dolayısıyla ön aşama, aşamalı bir program burada yürüteceğiz. 13 Şubat'a kadar proje öneri formunun misogep@ankara.org.tr adresine iletilmesini bekliyoruz sizden. Herhangi bir üst yazı yok. Kurumun üst yetkili kişisinin mail adresi tarafından atılmış olması burada yeterlidir. Burada 14 Şubat ve 17 Şubat tarihleri arasında ajansta bir inceleme yapılacak gelen başvurulardan. Sonrasında uygun görülen başvuru ya da başvuru sahipleriyle iletişime geçilerek 17 Şubat ve 6 Mart tarihleri arasında proje bilgi formu, bütçe ve iş planlarının doldurularak yine sogep@ankara.org.tr adresine gönderilmesi beklenecek. Buradaki süreç üst yazıyla olacak. O artık birinci aşamaya geçen proje sahiplerini bilgilendireceğiz o süreç içerisinde. Dolayısıyla ilk aşamada 13 Şubat'a kadar proje öneri formunun sogep@ankara.org.tr adresine iletilmesini içeriyor. Sonraki aşamada 17-17 Şubat arasında ajans tarafından 17 Şubat 6 Mart tarihleri arasında da yararlanıcılar tarafından süreç ele alınacak. Benim sunumum bu kadar. Ben sorularınızı sizden alabilirim. SEDEP programında proje başvurusu yapan kurumlar bu projelere de başvurabilir mi? Bir yıl içerisinde iki başvuruyu uyguluyor olması kuralı vardı. Değişmediyse yani son güncellenmediyse. Kaldı ki SEDEP projeleri henüz açıklanmadı. Dolayısıyla başvurabilir, evet. Soruları alabilirim. Bu sunumu yükleyeceğiz ve dolayısıyla hani video da yüklenecek. Bir soru daha var. Asgari destek miktarı 1 milyon diye ifade ediyor. Azami destek tutarı ile ilgili bir bilgi yok Selami Bey. Yani bu üst limit belirtilmemiş. Ama geçtiğimiz senelerde 2-3 milyona yakın bir tutarı var projelerin. Projeye maalesef Muammer Bey bireysel başvuru yapılamıyor. Tüzel kişiliğin olmuş olması lazım. Yani şirketinizin kurmuş olmanız gerekiyor. Yazılım içeriği olan projeler destekleniyor mu? Yani yukarıda bahsettiğim önceliklerle uygun olmuş olması lazım. Yani bir hedef grubunuzun dezavantajlı ekibe yönelik olmuş olması gerekiyor. Dolayısıyla burada yazılım içeriği çok geniş bir tanım. Biraz daha detaylandırmış olması. Ben başlangıcı kaçırdım. Yükleyeceğiz sunumu. Anıl Ender Durgun. Dolayısıyla Twitter ve ajans sayfasında videoyu yükleyeceğim. Artı sunumu da yüklemiş olurum biraz sonra. STK'lar evet başvurabiliyor. Sivil toplum örgütleri uygun başvuru sahipleri. Ben teşekkür ederim.
Teşekkürler. Sunumu ve videoyu yüklemiş olacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Sorularınızı da yine sogep.ankara.org.tr adresine yollayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Bir soru gelmiş. Proje kapsamında bir portal tasarımı ve içerik üretimi söz konusu. Yani söylediğim gibi hani sosyal sorumluluk öncelik dörde giriyor olmuş olması gerekiyor. Gerçek Kalkınma Dernek projeyi sunan. Dolayısıyla ilk üç, dört öncelikten projeyi yani tasarlarken hani sadece bir portal tasarımı olarak değil, dezavantajlı ekip, sosyal içerme, bahsettiğim tanımlar içerisinde proje hazırlamış olmanız lazım. Ama sadece bir portal tasarımı uygun bir proje değil, olmayacaktır. Üç proje finanse edilecek. Büyükşehir belediyeleri için bakanlığın öngördüğü sayı 3. Dolayısıyla gönderilmiş olan projelerden üç tanesini seçip üç tane üzerinde çalışacağız. KAIS üzerinden siz yapmıyorsunuz. KAIS başvurularını biz giriyoruz. Yani projelerin detayları geldikten sonra, üç proje üzerinde çalıştıktan sonra 6 Mart'tan 17 Mart'a kadar projelerin KAIS'e girilmesi işlemlerini ajans uzmanlı ajans yapıyor. Vakıf kurulumuna destek olabilir mi bu proje? Yani sadece bir vakıf kurumu az önceki şeylerde var mıydı Muammer Bey? Yani bir hani kuruluş startup maliyetleri uygun maliyet değil zaten. Dolayısıyla hani halihazırda kurulmuş ve işleyen bir vakıf, bir STK, bir işletme üzerinden proje başvurularının hazırlanmış olması gerekiyor. Rica ederim. Evet, bekliyorum ama son dakika soru çıktı az önce kapatıyorken. Peki, teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar. Görüşmek üzere. 126 dahili numaram. Bana da ulaşabilirsiniz bu süre içerisinde. İyi çalışmalar. İyi günler. Teşekkür ederim.